İyi akşamlar. Bu akşam çok önemli bir konuyu konuşacağız. Hepimiz orasından burasından bulaştık ve bazımız bağımlı olduk. Nedir? Sosyal medya. Sosyal medyaya nereden bağımlıyız? Cep telefonundan. Ve birazdan çok değerli konuğumuz Mustafa Merter'le bu konuyu konuşacağız. Onun deyimiyle aslında şu elimizdeki telefon bir nevi Deccal'in gözü ve biz onunla göz göze geliyoruz. Nasıl göz göze geliyoruz? O bizi nasıl izliyor? Zaaflarımızı, hayattaki rolümüzü, gölgemizi ve sonra tespit ettiklerinden bizi nasıl inşa ediyor? Bu akşam konuşacağız. Hal çaresini de konuşmaya çalışacağız. çünkü az çok hepimiz biliyoruz ve müştekiyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ve belki bu yayından sonra okuma ihtiyacı hissedebilir seyircilerimiz. İnşallah. İnşallah diyorsunuz. Evet. Kaknus yayınlarından iyi nesli, bugünün süper bağlantılı gençleri neden bu kadar duyarsız, hoşgörülü ama daha mutsuz ve erişkin olmaya hiç hazır değil? Bu arada belki soruyu da şöyle sormak lazım. Yani aynı yazarın başka bir kitabının girişinden. En azından ana başlık olarak. Bugünün gençleri niçin bu kadar özgüvenli ve iddialı? Fakat bir o kadar da depresif ve kaygılı. Biz bunu gözlüyoruz. Evet. Şimdi sosyal medya ve biz dersek. Şimdi ilk başta masum gözüküyor. Mesela Instagram ilk çıktığında işte şehir fotoğrafları vardı, manzara fotoğrafları vardı ve herhalde müşterisi daha azdı. Daha sonra ama şöyle bir şeye dönüştü. Tabii bu sosyal medyayla. Biz eskiden medyadan enforme oluyorduk. Ne olup bittiğini öğreniyorduk. Şimdi ne olup bittiğini bildiriyoruz. Ve dünyayı, Türkiye'yi değil, kendi küçük dünyamızı bildiriyoruz. Nereye gittik, ne yedik, ne içtik. Kendimizi sık sık görselliyoruz. Ve başlangıçta çok masum gibi gözüküyor. Böyle bir iki fotoğraf, aile fotoğrafı görüyoruz. Derken o fotoğraflar çoğalıyor. Ve en sonunda biz onun bağımlısı hale geliyoruz. Bu kitapta da mesela böyle bir oruç tutması, yani bu konuda ya da bundan artık kurtulması gerektiğinde bir genç kızın itirafı var. Yok, ben buradaki fotoğraflarımı çok beğeniyorum. Bunlara baktıkça bayılıyorum ve artık bundan vazgeçmek istemiyorum diye. Evet, ne dersiniz? Ah, bir of çeksem karşıki dağlar inler. Evet. Şimdi olay nedir? Biz aşağı yukarı işte 100 senedir eskiden hayallerimiz, Belkıs Hanımcığım, bizim aklımızdaydı. Hayal kurardık. İşte o hayallerimizle, güzel hayaller veya işte herhangi bir hayal şeklinde hayallerle temas bizde olurdu. Derken bir icat çıktı. Sinema, perde. Perdede bazı şeyleri görmeye başladık. Eskiler inanamazlardı. Benim çocukluğumda bizim İstanbul yakınlarında bir çiftliğimiz vardı. Film çekiyorlar orada. Unuttum şimdi, Rauf Tamer mi falan, eski Rauf Tamer diyorum. Eski aktörlerden bir tanesi kötü adamla mücadele ederken. Cüneyt Arkın'dır herhalde. Cüneyt Arkın değildi o gün. Taşı aldı kötü adam eline. Adamın kafasına vurur gibi yaptı. Fakat taş elinden kaydı, hakikaten başına geldi. Şey oradan bağırıyor. Kamerayı çeken, devam edin, devam edin, çok güzel oluyor. Aktör isyan etti, dedi ki ya ne devam edin ya, kafam bir şey yapıyor dedi. Bizim de orada bir aşçı, yaşlı bir aşçı vardı, bir Ermeni aşçı vardı. Babama dedi ki yahu dedi Tahsin Bey dedi, bütün bunlar numaraymış yahu dedi. Adam onun hayalleri, gördüğü sinemada görünce hakikat zannediyor. Babam da ona dedi ki sen dedi 2,5 lira vereceksin diye dedi, milleti birbirine mi kırdıracaklar dedi, gülmüştük. Sinema. Derken ne çıktı? Televizyon. Yine hayaller mayaller. Bir kanal, iki kanal falan. Derken ne çıktı? Bilgisayar ekranı. Yine hayaller mayaller, orada seyrediyoruz. Derken ne çıktı? Deccal'ın ensef hali. Cep telefonu. Çıktı. Ve aman ne güzel, ah işte birbirimizle konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz vesaire. Ya da buradan o anda olup biten dünyadaki pek çok şeyden haberleri alıyoruz, enforme oluyoruz. Gibi evet. bir sürü şeyler derken. Böyle bir nimeti var. O bir hükmetme. Bak biz artık dünyaya hükmediyoruz, iletişim kuruyoruz, modernlik, işte ne güzel bir şey yaşadık, coşkusu yaşadık. Yani bir bal ayı dönemi vardı. Hı hı. Fakat kısa zaman sonra özellikle 2012'de bu cep telefonları harcı alem hale geldikten sonra, yani herkesin elinden düşmez hale geldikten sonra ne oldu? Kıyamet koptu. What kind of kıyamet? Ne kıyamet? İşte Jean Twenge bu kıyamete işaret ediyor. Şu kitabında Jean Twenge 2012'den sonraki bazı psikolojik parametrelerin, işte depresyonların, kaygıların, bağımlı inanç kaybolmasının vesaire analizini yapmış. Mesela çok çarpıcı, nasıl göstereyim bunu, şöyle gösterirsem evet, gözüküyor. Evet, kameraya. Evet, çok çarpıcı bir şeylerden bir tane depresyon oranı. Görebiliyor mu kamera? Kamera görüyor mu? Büyütebilirsiniz biraz. Evet. Bakın 2011-12'lerdeyiz. Depresyon oranlarındaki artışa bakın. Bu hanımefendiler, bunlar da erkekler. Henüz korona falan yok 2012. Korona yok. 10 yıl evvel. Evet. 2012'ler. Yani biz artık neredeyse bağımlı olduğumuzda. Evet. Evet. Yani bu tabii çok çarpıcı. Twenge diyor ki bunun için bu artık normal bir akış değil diyor. Çünkü psikolojide dönem dönem bazı iyi dönemler vardı, kötü dönemler vardı. İşte savaşlar, mavaşlar, bunalımlar, koronalar, moronalar bir şeyler olur. Bu o değil artık diyor. Bu bir tsunami diyor. Kitabında öyle yazıyor. Üstümüze bir tsunami. Mesela bir başka istatistik yine yalnızlık oranlarındaki artış. Bakın dikkatinize rahmet. Bu çocuklar konuşuyorlar sözde. Ha, evet. Bunların nesi yalnız ayol? Bunlar konuşuyorlar. Bunlar kendi aralarında dünyanın muhabbet ediyorlar değil mi? Diyorsunuz. Evet. Bu bir pseudo konuşma, sözde konuşma. Baktığınız zaman bakın. Yine 2012'lerden itibaren artan yalnızlık oranlarına bakın. Yine hanımefendiler başı çekiyor. Burada da görüyoruz. Öyle mi? Evet. Ve zaten şeye baktığımız zaman ne hikmetse tabii onun üzerine çok düşünebiliriz. Yani kadınlar erkeklerden daha mı çok? Daha bağımlı gözüküyor. Evet. Daha bağımlı. Yani fakir bunu uzun senelerdir müşahede ediyorum. Mesela bizim Turgut Reis'te işte insanlar geçer. Şöyle bakarım arada sırada. Evvela hanımefendiler, genç kızlar, sonra erkekler. Şimdi de benim yaşımdaki insanlara da sirayet etti. Şimdi ne oldu da 2012'den sonra bu istatistikler bu hale geldi diye düşünüyor Jean Twenge. Yani hem yalnızlık hem depresyon. Yalnızlık kaygı. Ama sadece bitmiyor. Mesela kendinden memnun olma. Ha, onları biraz gösterin isterseniz. Ay göstereyim isterseniz. Hepsini göstereyim yavaş yavaş. Evet evet gösterin. Mesela kendinden memnun olma. Bakın. İşte self satisfaction dedikleri kendinden memnun olma. Bakın 2012'deki düşüşe bakın. Bak. Peki bir yandan özgüvenli. İşte kitapta da öyle diyor. Aşırı özgüvenli ve iddialı. O geçti. Öyle mi? Ha, şimdi başka bir şeye geçti. O 2009'da yazıldı o kitap. Hmm. Çok ama şimdi bazıları. De hala var. O özgüven başka bir şey o. Yani o gitti şimdi. Bakın şuraya bakın. Kendinden memnunluktaki düşüşe bakın. Bu neye rağmen sultanım? Bu savaş yok, ekonomik kriz yok. Bu özellikle Amerika'da her şeyin tıkırda gittiği bir dönemdeki ani değişiklikler. 2012. 2012'den itibaren bakın yine evet. 2012 milat. Bir şey yoktu 2012'de. Yok ki. Ne olacak ki? Her şey devam ediyor. Hatta ne bileyim işte hayat daha kolaylaşıyor. Şu oluyor. Şu hale bak. Sonra? Ne zaman imdat diyeyim? Buyurun. Birazdan imdat dinledikçe diyeyim. Biz diyeceğiz. Ne istiyorlar bu çocuklar? Evlenmek istemiyorlar. Aile sahibi olmak istemiyorlar. Bakın yine geldik 2012'lere düşüşe bakın. Milat gibi olmuş 2012. Ya 2012. Ama doğrudan milat... korelasyon kuruyor değil mi? Evet. Başka cep bir şey telefonu, ben başka bir şey bulamıyorum diyor. Evet. Ama bunu izah edecek başka bir şey bulamıyor yok. Ama ne kadar güzel bir müşahede. Evet. Yani o müşahadesine hakikaten hayran kalıyorum Jean Twenge'nin. Buyurun biz de paylaşalım müşahadesini. Dindarlık. Bu işte ortaokul, lise öğrencilerindeki vesaire dindarlığa bakın. Genç yetişkinlerdeki dindarlığın düşüşüne bakın. Evet, o da bu kitapta anlatılıyor. Aa, bütün bu grafikler zaten o kitabın grafikleri. Yani nasıl manipüle edildiği. Evet, evet, dindarlıktaki düşünce şeye bakın. Bu tabii, ha, şimdi diyebilir ki bazı izleyiciler, ya bu Amerika mı? Değil efendim, değil. Artık küresel olarak biz bunu yaşıyoruz. Evet, öyle bizde Türk Amerikalı, şey Amerika falan, Aslı, Fransız Amerika falan demiyor. Evet. Maneviyattaki düşüş. Maneviyattaki, düşüş. Bu daha eski bir istatistik. Çok sert. Maneviyat da gidiyor bu arada. Kaydıraktan kayar gibi. Maneviyat da gidiyor bu arada. Yani sadece dindarlık değil. Yani maneviyat da gidiyor. Yani evet. Spiritual şey dedikleri onların. Eşcinsellikteki kadın ve erkeklerdeki artış. O da tersine zıplıyor. Zıplıyor. Şuraya bak. Bugün hanım eşcinselliği Amerika'da %30'lara dayanmış. Erkek eşcinsel %2, %4'ten %8, %8'lerin de üstüne çıktı. Bakın şuraya bak. Güzel tarafları var mı? Şimdi ilk bakışta bu çocuklar daha az kavga ediyorlar. Daha az sanki böyle bu çocukların mesela daha fazla anneleriyle babalarıyla çıkıyorlar. Yalnız başına çıkmıyorlar. Twenge diyor ki yani bir açıdan, müsbet açıdan da bakarsak bu çocuklar daha uyumlu hale geldi. Daha az kavga ediyorlar vesaire diyor şeyde. Fakat bunu da başka bir şeyle rabıtalandırıyor, ilişki kuruyor. Ya bu çocuklarda enerji yok. Hmm. Gitti. Twenge'nin ikinci kitabı. Çünkü sürekli oturarak yaşayabiliyorsunuz. Hayat enerjisi gitti. Twenge'nin ikinci kitabı narsisizm üzerine bir kitaptır. Narsisizmde hatta kitabın adı Narsisizm Vebası. Hmm. Çok büyük bir artış var. İlleti vebası. 2012'den sonra bakın bu o kadar önemli ki bunu anlamamız. Narsisizm bitti, balon söndü, hayatiyet gitti. Düşüyor narsisizm. Enerji önce şişirdi, sonra patlatma. Yani hakikaten bu psikolojik açıdan, sosyolojik açıdan baktığımız zaman insanlık tarihinde görülmemiş bazı değişikliklerle karşı karşıyayız. Evet. Tanrı'ya inanma. Yine Tanrı'ya inanma. 2012'ler. Bakın. Düşüş. Bu Amerika'nın güneyi daha dindardır. Amerika'nın güneyi ile kuzeyi arasındaki farkı gösteriyor. Ama o da orada da bir serbest iniş, düşüş. Evet, günde kaç saat elektronik aygıt kullanıldı? Ne görüyoruz burada? Burada işte 4 saatten başlıyor ki artık bu 6 saatler, 8 saatlere falan çıktı. Çok hızlı bir şekilde bir trend izliyor. Tabii buna paralel giden başka istatistikler de ne var? Mesela intihar oranlarında artış var. Efendime söyleyeyim. Yaş küçülüyor. Yaş küçülüyor. Yani hayatiyet gidiyor. Bir şeyler yavaş yavaş insanlıkta bir şeyler sönmeye başladı. Sevgi gitti. Muhabbet. Denizden çıktım. Hı. Turgut Reis'te. Ben yaz kış yüzerim. Denizden çıktım. Genç bir delikanlıyla genç bir hanım. Aman ne kadar güzel. Birbirlerine ne kadar yakışmışlar. İkisi de böyle. Dedim bunlar şimdi bana deli diyecek. Gittim yanlarına. Canım oğlum, canım kızım dedim. Bak ben eşime aşık olduğum zaman başka gözüm bir şey görmem. Ne olur birbirinize. Bak. Çocuklar herhalde bana deli demişlerdir. Dememişlerdir be. Biraz şöyle onlar da bana yani biraz anlayışla baktılar, muhabbetle baktılar. Ama iş artık bu hale geldi. Yani biz farkına var. Ha şimdi. Bütün hikmetlerin kaynağı olan İslam dini, Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifinde Adem Aleyhisselam'ın yaratılışından kıyamete kadar tek gözlü Deccal'den daha büyük bir tehlike gelmemiştir insanlığın başına buyuruluyor. Yani biz en büyük imtihandan geçiyoruz insanlık tarihindeki. Yalnız burada ilginç bazı şeyler var. E canım diyecek şimdi dinleyenler. E bunun faydası yok mu ya? Bu hep kötülüyorsun. Olmaz olur mu? Fakir haddim olmayarak bir psikolojik tevil üzerine çalışıyorum. E giriyorum internetten, faydalanıyorum. Bilim adamlarının arasındaki bilimsel verilerin bütün dünyada aynı anda ulaşılması, mütalası çok güzel avantajlar getiriyor. Efendime söyleyeyim işte ne bileyim ben bir sürü avantajları da var. İşte bankacılık sistemini bununla yapıyorsun, işte e-mail çıktı vesaire. Avantajlarını inkar etmiyorum. Ama avantajlarını bir tarafa koyup bütün bu screen time, ekran zamanının dezavantajlarını da terazinin bir kefesine korsanız dezavantajları ağır basıyor. İşte bu bunu gösteriyor. Yani bunu iyi anlamamız lazım. Çünkü genellikle savunuyorlar. En fazla da savunanlar kim biliyor musun? Çok ilginç. Psikiyatr ve psikologlar. Öyle mi? Bu insanlığın çok özel bir yönü vardır. Peki psikiyatr, yani işte bu söylediğiniz çoğunlukla psikiyatrlar ve psikologlar da savunuyorsa onlar da mı manipüle edildiler? Şimdi yoksa onlar da mı bu? Siz Matrix diyorsunuz, onun içindeler mi artık? Şunu anlamamız lazım. İnkar diye bir şey vardır insanın yapısında. İnkar. İnkar etmek. Yani gözlerinin önünde olanı görmemezlikten gelmek. İnsanın kendi kendini kandırma stratejisidir. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam karşıdan teşrif ettikleri zaman dizleri üstüne çöküyor. Ne güzelsin ya Resulullah diyor. Güzelliği görüyor. Ebu Cehil göremiyor. Çünkü kavim enaniyeti yüzünden işte pozisyonu vesaire. İnkar çok güçlü bir insanın zaafıdır. Bunun İngilizcesi denial, psikolojide buna yatsıma denir. Böyle farklı tabirleri vardır. Şimdi bu sanal bağımlılık, mesela bu neye benzer mesela? Bir alkolik bana geldi, diyelim ki birisi geldi terapiye. Efendim ne içiyorsunuz? Abicim işte biraz içiyorum, ne kadar içiyorum? İşte akşamları şöyle biraz falan bir şeyler alıyorum. Ha, sürekli gerçeği değiştirerek bana anlatır alkol tüketiminin derecesini. Aslında içmediği gün olmadığını, içmediği gün olursa o gün duramayacağını söylemekten imtina eder. İmtina eder, kendi kendini kandırır. Veya daha da bir şey, daha da komiği. Diyelim ki bir doktora gittiniz. Akciğer hastalıkları müteası. Sizde amfizem başlangıcı var, işte koh var vesaire. Bir saat size anlatır. Bak görüyor musun röntgende şuradaki şu şeyleri. Bu bir Allah göstermesin işte bir kanserin başlangıcıdır falan filan der. Siz 2 saat böyle 1 saat sizi ikna eder. Gittikten sonra çekmeceyi açar, sigarasını çıkar. Efkarlanır zaten. Bu nasıl bir kandırmadır? İşte burada bu kandırma, yani inkar, kendi kendini kandırma, özellikle biz psikiyatri psikologlarda çok şiddetli bir şekilde devreye giriyor. Bunu sadece bir Amerikalı sanallık üzerine, şimdi ismi aklıma gelmedi, o da aynı şeyi söylüyor. Ama bunun şeyi nedir, sakıncası nedir? Ya biz insanları uyaracak olan biziz. Eğer biz bunu anlamıyorsak, bunun tehlikesini, insanları uyarmıyorsak, İnsancıklar ne yapsın? Bu da modern psikiyatrinin bir şeyi mi? Sonucu mu? Yani sanallığın verdiği zararın ne olduğunu bilmemiz için ince psikolojiyi bilmemiz lazım. Nefs psikolojisini bilmek lazım. İşte manevi kalbi bilmek lazım. Yani bunlar bilmedikten sonra anlaşılmıyor ki. Çok nadir böyle isimler çıkıyor. Öyle isimler, ne kadar cesaretli bir hanımefendi. Ne kadar güzel araştırmalar yapmış. Ama diyor ki o da bilmiyor ne olduğunu. Biz biliyoruz ama. Yani nefs psikolojisinden o tespit ediyor. O tespit ediyor. Hayranım ben. Hastalıkları ortaya koyuyor. Evet. Aslı ortaya koyuyor. Verileri ortaya koymuş değil mi? Veriler bu kitapta ortada. Yani okuyunca insanı dehşete düşüren veriler var. Evet. Mesela bir örnek. Bir Almanya'da bir deney yapıyorlar. Adını bile söylemek istemiyorum o şeylerin. F harfiyle başlıyor. Ha, evet, ona şey diyebilirsiniz. İhsan Süreyya Sırma Fesatbuk diyor. Ha, nedir? Fesatbuk. Fesat çok güzel. Bayıldım, bayıldım. Fesatbuk'u deneklere bir hafta boyunca diyorlar ki Fesatbuk'a girmeyin. Girmiyorlar. Kitapta var o. Hı. Anlamlı bir şekilde kaygıda düşüş var. Bir hafta. Yani tutan... şu demin gösterdiğiniz evet, tablonun aslında doğrudan onunla irtibatlı olduğunu gözleyebiliyor. Hı. Bir haftalık bir deneyle. Bir haftalık bir deneyde kaygıda şeyle ifade eden significant derler buna. Anlamlı derler. Anlamlı bir düşüş var kaygıda. Peki şöyle değil mi, zaten çok zor bir şey değil aslında. Şimdi hepimizin bir takım izlediği hesaplar var. İşte kimisi Twitter'dan izliyor bunu, kimisi Instagram'dan izliyor. Benim yok. Peki bizim için söylüyorum. İzliyor. İşte izlerken zaten neyden korkup neyden tedirgin olduğunu çıkartmak bir süre sonra çok zor da değil. İşte öyle siyasi tabii, partileri, seçmenleri manipüle edebildiklerini tabii, gördük tabii, değil mi seçimlerde? İşte sığınmacı fobisi olan birine sürekli sığınmacı tabii, üzerine kurgulu videolar gönderebiliyorlar. Tabii. Her çeşit manipülasyona açığız. O zaman biz küçük hayatımızdan başlayarak bir hatırlarsak ne yaptığımızı, ne söylersiniz? Yani şimdi biz aldık bunlara bakarken işte bir hafta oruç tuttuk, hiç bakmadık. İster istemez o öğrenmekten korktuğumuz şeyleri öğrenmediğimiz için mi kaygımız azalıyor, yoksa başka şeyler de var mı yanında oraya döktüğümüz? İnce psikolojiden anlatmamız lazım onu. Buyurun. Bu psikoloji üzerinden anlamayız. Bakın bize sürekli... Bu çok somut benim dediğim çünkü. Evet, ama bize çok devamlı işaretler geliyor çevremizden. Ayet-i kerimede buyurulur ki estağfurullah senurihim ayatina fil afaki ve fi enfüsihim. Yani şöyle anlatayım size onu. Bir gün Vermont'da, Amerika'da bir Sufi kampındayız. Hı hı. Sufi kampında gecelin odamızdan çıkarken ışığı kapadık. Bir baktık ki dışarıya, aman Allah'ım yarabbim. Şu büyüklükte ateş böcekleri yanıp sönüyor. Ben hayatımda ateş böceğini bildiğiniz işte biraz şu kadar ufacık bir şeydir. İnanılmaz güzellikte bir manzara. Ateş böcekleri yanıyor, sönüyor. Böyle hayranlıkla izledik. Şimdi bunu sembolik olarak söyledim. Biz Rabbimizden bize sürekli işaretler geliyor. Ayet-i Kerime onu söylüyor. Biz ayetlerimizi, yani işaretleri hem çevreden hem kendi üzerine. Bu işaretler bizi rahatlatıyor. Sultanım gidelim. Yıldız Sarayı'na gidelim, bahçesinde oturalım, erguvanları seyredelim, güneşin batışını seyredelim, muhabbet edelim dediğimiz zaman biz o işaretleri algılar hale geliyoruz. Eskiden mesela işte içim açılsın, gel gidelim temaşa edelim derdik. Bunlar hep o beslenmenin, yani çevremizden gelen. Dünyanın en güzel gün batımlarından bir tanesi Turgut Reis'te. Böyle geçiyorlar. Ya bir kere oradan gelen şeye kapalı oluyor, mesaja. Ama o rahatlatan bir şey o oradan gelen. Çünkü ayet-i kerimede yine ellezine yeskurunallaha kıyamen ve kuuden ve ala cunubihim ve yetefekkerune fi halkis semavati vel ard. Dünya göklerin ve yerin yaratılışı üzerine tefekkür ederler ve derler ki Rabbena ma halakta haza batile. Sen bunu boşu boşuna yaratmadın. Neyi anladık? O güzellikleri gördüğümüz ve tefekkür ettiğimiz zaman rabıtayı kuruyoruz Rabbimizle. İlahi rabıta kuruluyor, bağlantı kuruluyor. Yeniden. Yoksa ne oluyor? Bağlantı kesiliyor. Bağlantı kesilince manevi kalbimiz tıkanmaya başlıyor. Manevi kalbimizden sürekli bir nur akışı var. Ay sizi gördüm, içim aydınlandı. Bana eskiden gelirlerdi hastalar. Doktor bey içim kararıyor. Ben de çok bilmiş doktorum ya, Avrupa'da bilmem nerede falan. Bu ne diyor derdim ya, içim kararıyor. Doktor bey dünyam karardı. Dünyası kararmış falan. Derken diyelim ki biraz düzeldi aradan biraz. Ah doktor bey içim açıldı. İçime gün doğdu. Ay kararmış dünyam aydınlandı. Hiç ben ne dediklerini anlamadım. Manevi kalbimizi anlayana kadar. Şurada bir geçit var. Ne anlıyordunuz peki ondan önce? Hiçbir şey anlamıyordum. Ne diyordum bu ya diyordum. Depresyon. Bana geçiyor. Kalp deselerdi ben diyecektim ya kalp şu kadarcık bir pompa ya. Şöyle işte 300-500 gramlık bir pompa yani ne demek manevi halbuki kalp. Ya orası bir geçitmiş. 156 ayeti kerime de Rabbül Alemin orayı tıkama, orayı paslandırma, orayı şunu yapma, orayı bunu yapma. 156 ayet mi var bunun? Evet tabii. Ellezine bak bunlar hep yaşlılık belirtileri. Ayet-i kerimeler hemen gelmiyor aklıma. Yani orayı tıkama, hatta bir ayet-i kerime daha da orada şey Ef'al Sure-i Celilesi 177 galiba. Ellezine keferu bi ayatina, bizim işaretlerimizi örtenler, senestedricihum, onları min haysu la ya'lemun, onları farkına varmadan indiririz diyor. Yani biz bir şekilde karanlıkların içine gömülüyoruz. Eğer o işaretleri göremezsek, o nurdan kesilirsek. Dolayısıyla içimiz kararıyor. İçim karardı aslında doktor bey. Aslında kalbimiz kararıyor, içimiz kararıyor. Dünyam karardı doktor bey, içim karardı doktor bey. Dedikleri zaman şimdi anlamaya başlıyorum. Peki Mustafa Bey, bu Müslim gayrimüslim yani insanoğlu için geçerli bir şey midir? Tabii canım, her insan zaten değil İslam patatü üzerine yaratılmıştır. Muhakkak, hayır. Şimdi ayet-i kerime bunu söylüyor. Bu tabii. Fransa'daki adam da inansa da inanmasa da aslında gökyüzüne baktığında o ayet... Tabii, tabii. Rabbül Alemin'dir, Rabbül Müslimin evet, değildir Rabbimiz. Altını çizersek. Kara evet, gecede, kara taş üstündeki kara karıncanın bile Rabbidir. Müşrikleri de affeder eğer tövbe ederlerse. Evet, çok çok önemli. Dolayısıyla evet, Amerika'daki adamın da içi kararır, İsviçre'dekinin de çünkü fıtratına aykırı davranıyor. Evet. Ama işte bunu anlamamız için sultanım ince psikolojiyi anlamamız lazım. Peki şimdi biz sizinle yayın öncesi ne konuşacağımızı konuşurken şöyle bir şey söylediniz. Mahremiyetin ifşası psikolojik sonuçları olan bir şeydir dediniz. Şimdi biz hakikaten mahremiyetimizi az çok bazen çok ifşa ediyoruz sosyal medyadan. İşte bir kere resimlerimizi koyuyoruz. İşte mutluluğumuzu, üzüntümüzü neyse bir sürü bir şeyimizi koyuyoruz. Bunlar mahreme girer mi diye de soruyorum aynı zamanda. Başka bir zaman işte biraz daha ileri yani ruh halimizle ilgili yazılar yazıyoruz. Şöyle düşünüyorum, şöyle hissediyorum falan diye. Bunlar da bu bahsettiğiniz şekilde psikolojimizi etkiler mi? Tabii. Şimdi mahremiyet evvela mahrem nedir? Mahrem, evet, önce onu sorayım. Hürmete layık demek. Yani bu tabii yıldan yıla, zamandan zamana değişen bir şey. Yani 100 yıl öncesinin mahremiyet anlayışıyla bugünkü pek aynı değil. Ama o, hiç değişmeyen bir mahremiyet hürmete layık tercümesi mahrem vardır herhalde. Buyurun. Eyvallah. Hürmete layık. Haremden mi geliyor? Evet. Harem-i şerif hürmet edilecek alan manasına. Biz mahrem derken başka şey anlıyoruz umumiyetle. Hürmete layık. İnsan hürmete layık bir varlıktır. Şimdi psikiyatride semptomlardan, şeylerden, hastalıklardan bir tane teşhirciliktir, egzibisyonizm. Hı. Egzibisyonist aslında niye kendisini teşhir eder? Değerli olmak için teşhir eder. Çünkü çok büyük bir değersizlik duygusu vardır bilinç dışında. Yani kendisini teşhir ettikçe değerli olduğunu zanneder. Veya işte olmadık işleri yaptıkça... hatta onu şey yaparlar, bu seri katillerde, veri katillerde katil işini şeyi yaptıktan sonra hep yani bir haz alır ve bir yandan da ama neyi bekler? Bulunmasını bekler, ipuçları verir. O filmlerde falan çıkar o. Yani teşhir ettiğimiz zaman kendimizi, teşhir ettiğimiz... Seri katilde bile. Seri katilde bile teşhir ettiğimiz zaman neyi teşhir ediyoruz? İçimizdeki gölgeleri, menfi yanlarımızı teşhir ediyoruz. Yani onları besliyoruz. Peki şimdi bu kitapta bir genç kız sadece işte fotoğraflarını koyuyor. Kendini orada çok beğeniyor. Fotoğrafları çok güzel ve bundan kendini alıkoyamıyor. Mesela bu mahremiyet ifşaya giriyor mu? Bu mahremiyet ifşasının yanı sıra daha vahim bir şey var burada. Burada ucup var. Yani ucup demek kendi kendine tapma var. Yani bir şekilde kendi kendini çok değerli görme var. Bu da tabii mesela narsisizm de gibi bazı hastalıklarda bu çok tehlikeli bir şeydir. Peki bu bizi şu şey, yani Instagram diyelim, en çok bu platformda var. Bizi buna itiyor mu? Tabii. Yoksa bizde bu var, aslında o zafiyetimizi ortaya mı çıkartıyor? Geçen gün bir I, Human diye bir dizi var. Zaten halinize de söylemiştim. Evet. Farklı, bakın bu programları yazanlar, çıkartanlar aynı zamanda da bunun tehlikelerini anlatan küçük filmler yapıyorlar. Çok ilginç bir şeye rastladım. Şimdi insanın altında, yani şöyle anlayalım. Nefsi bir büyük bir bina gibi düşünelim. Bir giriş katı var. Evet, işte orada bir giriş katı var. 900 katlı. Bir de ama esfelesi, evet, altların altı var. Bodrum katları var. İşte orada da gölgelerimiz var. Yani o emare aslında bir tane değil, bir sürü seviyesi mi var? Emare bir de onun altında karanlık bodrum katları var. Esfele safilin diye Kur'an-ı Azimüşşan ıslahında geçiyor bu. Orası kat kat. Orada da gölgeler. Ne bu gölgeler? Ya içimizdeki öfkeliler, içimizdeki gururlular, kibirler, yoğunlaşmış halde menfi yönlerimiz. İçimizdeki. Psikolojide bu gölge diye geçer. Onun analizini yapıp, bak, psikolojide gölge diye mi geçiyor? Psikolojide gölge diye geçer. Özellikle Jungian psikolojide gölge diye geçer. Onun analizini yapıp, yani hangi zaaflarımızın, hangi gölgelerimizin daha güçlü olduğunun analizini yapıp onları teşvik ediyorlar, onları tahrik ediyorlar, onları azdırıyorlar. İnanılmaz bir proje. Yani şu mu? Bunu bilelim istiyorum. Aslında böyle bir araç olmasaydı elimizde, yani böyle bir imkan, belki de bizde aşağılarda gömülü olan bir zafiyet hiç gün yüzüne çıkmadan biz ömrümüzü tüketip ya da ömrümüzü güzel geçirip göçebilirdik. Ama o içimizde bazen ufacık dahi olsa filizlendirip serpiliyor. Bazen de hakikaten varlık olarak duruyor, ortaya çıkartıyor, öyle mi? Tetiklenmiş bir şekilde, yani herkesin içinde var, tahrik etme, azdırma. Ha, bunun en basiti şöyle düşün. Bazı arkadaşlarım var, olmadık işler yapıyorlar. Seni de baştan çıkartmak için seni teşvik ediyorlar. Sen de ikna oldun diyelim. Sen de aynı şeyleri orada yapıyorsun. Orada bir grup şeyi vardı, grup ama şeyi burada... Var. Burada tamamen kitleyi... sistematik bir şekilde kanal üzerinden, ekran üzerinden senin bütün zaaflarının analizini çıkartıp ondan sonra da nokta atış yaparak o zaafları bir şekilde azdırmak için bir girişim var. Mesela siz psikiyatrisiniz. Hayran olmak lazım bunu yapanlara. Helal olsun heriflere ya. İşte Deccal. Acaba herhalde bir fitne Nobel'i versek. Verilebilir mi? Evet. Peki şimdi siz psikiyatrisiniz. Birisi gelse size, otursa koltuğa. Kaç seansta onun zafiyetlerini çıkarabilirsiniz? Şimdi sultanım, bu işi şöyle anlatalım. Bir alkolik geldi bana. Anamnez alıyorum. Ne zamandan beri içiyorsunuz, ne içiyorsunuz, saat kaçta içiyorsunuz, kiminle içiyorsunuz, anamnez alırım. O anamnezi aldıktan sonra da spesifik olarak, yani ona yönelik bir terapi başlar. Burada da biz tabii alkolizmden çok daha vahim. Alkolizm tek bir zaaf. Burada kolektif zaafların, yani işte ne bileyim sanal şeyin var, işte gurur kibirin tetiklenmesi var, şehvetin tetiklenmesi var, hırsın tetiklenmesi var. Beni ilgilenen burada bizim yapmamız gereken bir ekran zamanı belirlemesi. Peki, çok özür dileyerek müdahale etmek istiyorum. Şimdi önce biz süremiz de var. Bir iyice şu hastalığımızı teşhis edelim istiyorum çözümüne geçmeden önce. Tabii. Onun için de şunu da sormak istiyorum. Şimdi zaaflarımızı teşhis ediyor bu. Yapay zeka değil mi? Yani bütün insanlıkla ilgili bilgi toplamış oluyor verilerle. Tabii. Ve bir psikiyatrdan çok daha süratli bir şekilde. Çok. Bizim... Beden dilimi okuyor, bakışlarımı okuyor, motivasyonlarımın analizini yapıyor, metakomünikatif şeyimi, yani inanılmaz bir şekilde beni sürekli tarıyor, scan ediyor. Evet. Şu anda mesela o amca yok yönümüzde, şu amca bizi görüyor. Yani o sizin söylediğiniz şey hani bilgisayar falan da değil, şu cep telefonunun şurası. Evet. Deccal'in gözü. Her an gözlüyor ve biz onunla göz göze geliyoruz. Evet, evet. Peki dediniz ki hayat rolümüzü ve gölgemizi izliyor. Gölgemiz her şeyinizi izliyor. Hı. Yani sadece gölgeyi değil. Mesela insanın bir de hayat rolleri vardır. Mesela evet, persona dediğimiz. Onları izliyor. Şu anda mesela beni izliyor bu adam, psikiyatri. Mesela evet, evet, bir tarif edebilir misiniz? Diyelim ki işte bir doktoru izliyor. Ne yapıyor doktoru izlerken? Neler ne anlatıyor? Nasıl anlatıyor? Niye anlatıyor? Şimdi diyelim ki biz şu anki burayı dışarıdan ikimiz bakıp da şu sahneyi dışarıdan izleseydik bazı izlenimler olacaktı. İşte ne anlatıyor bu adam, niye anlatıyor vesaire gibi. Yani ince analizini yapıyor. Şu anda burada olup bitenin. Psikolojide bazen bir tabir vardır. Bunu Jung yapar. Terapi esnasında durdurur terapiyi. Der ki şu anda ne oluyor burada der. Orada mısın diyor yani aslında. Yani metakomünikatif olarak da. Şu, bir yandan da orada mısın? Bir yandan da orada mısın? Şu anda burada ne oluyor der. İşte şu anda burada ne olduğunun analizini yapıyorlar. Non stop. Ama aynı zamanda benim şu anda sizinle konuştuğum vesaire o şu yapımın altındaki, çünkü sadece bu analizini yapmıyorlar ki. Bütün işte zaaflarımın, maaflarımın vesaire gölgelerimin repertuarını çıkartmışlar, listelemişler, onları klasifiye etmişler. İşte bu adamın en zayıf yanı nedir vesaire biliyorlar. O zaman biz malı oluyoruz, sermayesi oluyoruz öyle mi? Kullanıyoruz evet. Şimdi muhtelif sahalarda üstelik değil efendim? Mi? Muhtelif sahalarda. Muhtelif sahalarda. Ama bir de belki Matrix'i hatırlatırsanız seyircilerimize. Şimdi efendim. Çünkü Matrix'teki bir dünyada sonrasını insan tasavvur edemez zaten değil mi? Artık her iş gördürülebilir o insana. Eyvallah. Şimdi biz belki de iyi günlerimizdeyiz. Hadi şundan, yani hala önlenebilir şunu, aynen, ve kurtulabilir aynen, günlerimizdeyiz. Aynen. Gün gelecek belki hiç hissetmeyeceğiz. Aynen, bir hastalık çıktığı zaman ilk defa. Yani işte koronada nasıl bulaşıcıydı evet, patır patır. Evet, bitti aynen. İnsanlar. Hastalık birikim yapmadan, ya diyelim ki sigara içiyorsun, alkol içiyorsun, 5 senelik alkoliyi tedavi etmek daha kolaydır. 10 senelik, 20 seneliğe. Bu hastalık. Ki bu alkolizmden daha da ağır diyorsunuz. Evet, daha oturmadı. Dolayısıyla bizim tamamen içine gömülmeden evvel bir şansımız var bir şeyler yapabilmek için. Bazıları çok karamsar. Mesela Harar diye bir adam var, İsrailli. Hı, ne diyor? Harar diyor ki tamam hiç şey yoktur kurtuluş diyor. Yok. Kurtuluş yoktur diyor. Ümit yoktur diyor. İnsanlık bir şekilde kontrol edecek manasında söylüyor. Ama işte... Bu arada Mustafa Bey belki onların altını çizin. Çünkü biz böyle şeyler işittiğimizde bunları komplo teorisi zannediyoruz. Çünkü çok komplo teorisi işittik tabii, hayatta. Tabii. Bu artık komplo teorisi falan değil, değil mi? Ya şimdi buna artık komplo teorisi demek için... Hakikaten çok aptal olmak lazım. Derin bir ashabı Matrix olmak lazım. Aa, ya da. Bakın Matrix'in... O zaman Matrix'i seyretmeyenler için bir de sizin gözünüzle yani eyvallah, siz Matrix'i nasıl gözlediniz? Şimdi şöyle, orada araya gideceğiz galiba. Evet. Girelim. Araya gideceğiz birkaç. Giriyor muyuz? Evet gidebiliyormuşuz hatta gidiyormuşuz. Araya gidelim. Dönüşte Matrix'i hatırlayıp onun üzerinden nerede olduğumuzu teşhis edip buradan nasıl çıkabiliriz ona bakacağız. Birazdan buradayız. Evet araya gitmeden önce şimdi biz az çok anlıyoruz bu işin ne diyelim vehametini veya bizden götürdüklerini fark ediyoruz. Ama sizin söylediğiniz planda henüz idrakında değiliz bizden götürdüklerinin. Onun için Matrix üzerinden bize içinde bulunduğumuz dünyayı bir psikiyatr gözüyle anlatacaktınız. Eyvallah. Araya gitmeden eyvallah, inşallah, önce inşallah, hastalığı teşhis edelim ki eyvallah, sonra bireysel olarak en azından ne yapabileceğimizi biz kendimiz gözleriz ama siz de bize bu yönde ikazda bulunursunuz. Estağfurullah. Buyurun. Şimdi savaşta vurulan insanlar bazen vurulduklarının farkında değillerdir. Hmm. O savaş heyecanı içinde. Ancak birisi der ki bak Kur'an'dan kan akıyor falan der, aa vurulmuşum der. Sonra acı hissetmeye başlar. Biz şimdi vurulduk. Ama vurulduğumuzun farkında değil. Şimdi Matrix üzerinde anlatmaya çalışalım bunu. İkinci kitabımı yazarken bu ekran analizini yaparak işte sinema, televizyon, bilgisayar, cep telefonu. Ya dedim biz yavaş yavaş bir sanal bir aleme gömülüyoruz. Derken o Matrix filmi. Matrix filmini şöyle bir izlemeyenler bilmezler. İşte bir kötü niyetli birileri insan ruhunu bir bilgisayar programı içine hapsediyorlar. Aslında ruh Rabbimizin emrindedir. Hiç kimse insan ruhunu alıp bir makineye hapsedemez, bilgisayarın içine koyamaz. Bedenlerini de böyle işte içinde sıvı olan falan yerlerde ayakta tutuyorlar. Ama ruhları, insanların ruhları artık o sanal alemde yaşamaya devam ediyor. Belirli bir şuur ile. Matrix bunu anlatıyor. İşte bu Matrix'ten, yani bunun kurtulmak için işte birileri de buna karşı çıkıyorlar. Matrix'ten kurtulmak için. Özel yetenekli de birisi var. Neo diye. Bu Neo, bak burası çok önemli. Matrix'in içindeki hiç kimse Matrix'te olduğunu şuurunda değil. Şu anda fakir bu konuşmayı yaparken, televizyonda bunlar anlatılırken, ekran zamanı 5 saat 6 saat üstünde olanların birçoğu hangi durumda biliyor musunuz? Ha ben bu konuşmayı bir meyhanede kafası dumanlı içkici arkadaşlara yapmışım. Ha burada yapmışım. Şimdi ben diyelim ki bir meyhaneye gittim. Meyhanede arkadaşlar bakın içki çok kötü bir şey. Ben doktorum, içmeyin desem kim dinler beni? Şu anda da o tesir halinde. Ashab-ı Matrix örtülmüş vaziyette. Yani biz sizi işlemiyor muyuz? Yatsıyor, kabul etmiyor. İçinden diyor ki ya bu kadar faydası var bunun abi, bak ben banka hesabımı ödedim. İşte gittim şunu gösterdim, bunu niye anlatıyor bu adam ya gibi. İşte şimdi bu çok yoğun. Neo bir şekilde bunun farkında olan kişi. İşte Morpheus onu Matrix'in içine indiriyor. Matrix sokaklarında yürürken kırmızılı bir böyle kıyafetli bir kız geçiyor ve kırmızılı kıyafetli kız bir şekilde dönüyor, bakıyor Neo'ya. Dönüyor Morpheus'a. Neo diyor ki ya bunları anlatamaz mıyız diyor Matrix'in içinde olduklarını. Gülüyor. Çok azı seni anlayacak diyor. İşte böyle bir yatsıma halindeyiz. Neye ihtiyacımız var? Uyanmışlara. Peki orada Neo nasıl uyanıyor? Ne oluyor? Neo fıtratından gelen, gelen o filmde öyle. Fıtratından gelen özel bir insan. Kurtarıcı, peygamber falan, onların kafasında onlara göre bir şey. Yani bizim de... Ama önce bir nefes alıyor mesela. Gerçek hayatta bir nefes alıyor. Evet. Ama Matrix içine girdiği zaman da Matrix'in içinde olduğu şuuru var. Hmm. Bir kere bunu edinmemiz gerekiyor. Peki bunu nasıl edineceğiz? Şimdi bir epidemioloji çalışması yaparak bizim ekran zamanını, günde kaç saat ekrana bakıyoruz, bir belirlememiz lazım. Bu ekran zamanını da derecelendirerek mesela 3 saat, 5 saat, 6 saat, 7 saat, 8 saat, bütün gece vesaire bir epidemiolojik çalışma. Yani bu neye benziyor? Alkolizmde nasıl işte hafif alkolizm var, orta alkolizm var, ağır alkolizm var vesaire. Böyle bir epidemiolojik çalışma yapmamız lazım. 2. Ayrışımlı ekran zamanı programını yapacak bilgisayar mühendislerine ihtiyacımız var. Ne bak, demek bu? Çok önemli. Yani ben Matrix'in hangi caddelerinde, hangi sokaklarında ne kadar zaman geçiriyorum? Bak bu çok çok önemli. İşte o adını vermek istemediğim yerlerde ne kadar kalıyorum? Ne kadar haberlere bakıyorum, faydasız haberlere bakıyorum. Yani o da bizim izimizi sürecek. Aslında izimizi sürüyorlar. Aynı onlar gibi izimizi sürüp önümüze veri olarak koyacak. Evet. Ve bize bunun zararlarını anlatacak. Bak diyecek ki mesela siz ne dediniz, o face ne? Fesatbook. Fesatbook'ta şu kadar kaldın. Bu Fesatbook'ta şu kadar kalman senin kaygını şu kadar arttırabilir diye bize rapor verecek. Ha. Aynı biçimi kullanacak aslında. Adamların silahını tersine çevireceğiz. Onların negatif olarak kullandıklarını işte dermanını bulacak yani. Evet. Yani bu antivirüsünü. Ondan sonra da şeye ihtiyacımız var tabii. Derecesine, ağırlık derecesine göre. Yani biz hangi sokaklarda dolaştık? Evet. Hangi karanlık sokaklara doğru gider olduk? Anlayacağı dilde. Ne çeşit kaygılarımızı arttırdık, onu görebileceğiz. Evet, anlayacağı dilde. Bak canım benim diyecek. Sen lüzumsuz haberlere şu kadar baktın. Şu kadar şiddete baktın. Şu kadar efendim bilmem ne yaptın. Şu kadar... Ya da şunlara maruz kaldın. Gerçi bakmadın ama bir sonrakinde bakabilirsin mi diyecek. Bakabilirsin mesela. Çünkü, o senin için böyle bir riski getiriyor. İnsan itiraz edebilir. Bir günde boş bir anına gelip birden yapabilir. Zokayı yutabilir. Yutabilir. Demek ki differentiated screen time analysis, İngilizcesini söylüyor musun? Biz meraklıyız ya buna. Yani ayrışımlı ekran zamanı analizi program. Ve ondan sonranın değerlendirilmesi. Bu size böyle şöyle bir zarar veriyor. Kim yapacak? Nasıl sigaranın üstünde yazıyor? Sigara evet. Şu kadar içersen işte şey yapar diye. Kim yapacak bunu? Şeye ihtiyacımız var. Peki, şimdi orada Mustafa Bey bir şey söylemek istiyorum. Şimdi mesela sigaranın üstünde işte kanserli akciğer ya da yanmış, kömür olmuş negatif veriler işte insanları ürkütüp bundan kaçmayı insan. Evet, ama bu çok başarılı olan bir durum değil herkes için. Halbuki işte yani bıraktığında şöyle nefes alacaksın, şöyle yapacaksın. Olumlu mesajlar bazen insanları çok daha motive ediyor. Şimdi bu hadisede de ben sizi dinlerken şu sosyal medya işte telefonda geçirdiğimiz vakitle ilgili. Mesela ayette söylenen işte 156 ayette kalple ilgili dediniz ki 156 ayet var kalple ilgili. Ve bize pek çok mesaj geliyor ve bizim kalbimiz istersek dinsiz olalım bundan besleniyor. Eğer beslenmezse de tıkanıyor. Hayır şey yani bu mesajları almadığımızda işte bir erguvanın rengini fark etmediğimizde mevsim değişikliğini en basitlerini söylüyorum tabii. Yani bakmaya kalkarsak işte gökyüzüyle temaşa etmemek. Halbuki biz bunları yaptığımızda yani buradan kurtulup bu tarafa geçtiğimizde başka bir yere geçiyoruz sahiden. Yani Matrix'teki adam gibi oksijen alıyoruz. Evet. Ve belki evet. Ne lazım bunun için biliyor musunuz? Evet. Yaptık ya, analizini çıkardık ya, epidemiolojisini yaptık ya. İşte o kişileri tabii kendi istekleriyle bir rehabilitasyon merkezine almak. Yani neyden mağdur olduğumuzu, daha doğrusu bizi nasıl fenalığa sevk edeceği bir mesele. Bir de nelerden yoksun kaldığımızı görürsek belki üzerimizde daha etkili olur. Bir zamanlar Bodrum'da bir mandalin bahçesinde begonviller arasında, zakkumlar arasında, nar çiçekleri arasında sessizlik günleri organize ederdim. Günde 10 saat, 12 saat insanlar tefekkür ederdi. O tefekkür ettikten sonra, o zaman daha cep telefonu öyle yok, yani bir şey yok. Yeniden doğmuş gibi olurlardı. Bütün o güzellikleri görürler, fark edemedikleri, farkındalık diyorlar ya buna Batı psikolojisinde. Awareness, farkındalık. Bizcesi bunun müşahede, mükaşefe, basiret, rüyet. Aradaki fark o zaman çıkıyor meydana. Yani Matrix'ten çıkacak, kendi rızasıyla ben çıkmak istiyorum diyecek. Aynı bir alkolün ben artık alkol içmek istemiyorum diyecek. Bir rehabilitasyon merkezine gidecek. Değişik terapiler uygulanacak. Gün boyu farklı aktiviteler yapılacak. Ve belki bir hafta 10 gün sonra uyanmaya başlayacak. Ya ben neredeymişim diyecek. Bu hastalık olarak teşhis edilmiş bir şey mi psikiyatride? Sanal bağımlılık. Öyle mi? Sanal bağımlılık. Ha şimdi mesela Batı'da nasıl ele alınıyor bu? Şey var mı? Virtual addiction bunun adı var. Mesela bakın Kanada'da mesela Kanada Trafalgar diye bir şey var. Virtual Addiction Treatment Center. Tedavi merkezi var. Japonya'da var, Kore'de var. Türkiye'de var mı? Türkiye'de yok. Benim bildiğim yok. Yani Türkiye'de. Psikiyatra gidiyoruzdur belki. Üsküdar Üniversitesi'nde küçük bir servis var ama bu biraz evvel Nevzat Hoca ile konuştum. Bu manada değil. Türkiye'de yok. Acilen bizim bu tarz merkezleri yapmamız lazım. Bakın bu duyulsun. Kim duyacaksa bunu. Ama evvela bir epidemiolojik çalışma yapmak lazım. Differentiated, ayrıntılı ekran zamanı analizi. Bunun derecelendirmesi. Ondan sonra bunların en tehlikede olanlarının bu merkezlerde tedavi edilmesi, rehabilite edilmesi. Peki şu aklımıza gelmeyen şeyler de oluyor mu? Şimdi tabii herkes bir yönüyle meşgul sosyal medyayla ama bu bizimle ilgili bu kadar çok veri toplamış olan yapay zeka, ve dediğinize göre aslında bir psikiyatrın kaç seanstan sonra teşhis edebileceklerini süratle teşhis edebildiğine göre ve niyeti de bozuk olduğuna göre. Niyeti bozuk. Evet. Niyeti kötü bozuk. Kötü yani. Niyetli. Evet. Kötü niyetli başka şu an henüz fark etmediğimiz tehlikeler var mı? Yani bir insan bunun üzerinden, bu Deccal'in gözü diye tarif ettiğiniz şey üzerinden başka nelere manipüle edilebilir? Gerçi şunu gösterdiğiniz grafikler yeterince vahim ama yine de bilelim. İnsanlığın yeniden yapılandırma projesiyle karşı karşıyayız. Bazı tanrılık iddiasında olan güçlerinden dolayı, milyarlarca dolarlık, trilyonlarca dolar güçlerinden dolayı tanrıcılık oynayan belki 15 kişi bu dünyada bu ipleri çekiyorlar. Biz de bu iplerin ucundaki şeyler gibiyiz, figüranlar gibiyiz. Yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi bir yüksek, stratejik, sosyal araştırmalar enstitüsünde kim yapıyor bunu ya? Ya düşünelim, bir 15 kişi, 15 at var belki dünyada bunu yapan. Adamlar da belli, işte bir tanesi mesela kim o adam? Metaverse'ci. Metaverse yapmak istedi ya, bir metaverse. Zuckerberg. Zuckerberg diye birisi var. Zuckerberg ne yapmak istiyor? 3 boyutlu hale getirmek istiyor. Bu bir de çok büyük bir para. Yani işte bu büyük para, şirketler 3 boyutlu hale getirmek istiyor. Evvela bunların bir portföyünü çıkartalım. Benim 3 boyutlu hale getirmek isteyenler kim? Ama bunu bir stratejik araştırmalar enstitüsünde yapmamız lazım bunu. Kim bunlar ya? Kim bunlar ve ne yapacaklar? Ne yapmak istiyorlar? Hangi karşı tedbirleri alabiliriz? Beyin fırtınası toplantıları organize etmemiz lazım. Ama bütün bunları yapmamız için Matrix içinde olduğumuzun şuurunun uyanması lazım. Yani Neo olmamız lazım. Zaten haliniz Amineya olun. Ben Neo olayım. İşte nereden başlayacağız? Bitireceğiz işi. Ne Facebook, ne bilmem ne, ne şu, ne bu. Fakir sadece mecburen WhatsApp'a giriyorum. Çünkü yapıyor. Onun dışında hiçbir yerde bir işim yok. Haberlere yarım saat günde bakıyorum. Yani tam bir perhiz halindeyim. Yani biz net ya yaşım itibariyle falan daha az tehlikedeyiz. Ama bir düşünsenize, etrafımıza baktığımız zaman genç insanları vesaire. Bunun milli ekonomiye getireceği milyarlarca dolar zarar var. Çünkü bunun psikolojik gördüğümüz gibi yan etkileri artı somatik yan etkileri var. Sağlıklarını kaybediyor bu çocuklar. Evet. Ama bütün mesele bu tedbirleri alacak kişilerin kendilerinin asabı Matrix olması. Bunu anlatamıyorum. Psikiyatr asabı Matrix, psikolog da, tıp doktoru da. Yani psikiyatrlar bunu genelde masum mu görüyorlar? Hepsi değil tabii. Hayır hayır. Yani işte bahsettiğiniz şunu demek istiyorum, yani insanla uğraşan adam bile yani. Evet, insanla uğraşan adam bile kendi kendini kandırıyor. Yok abi bunda bir şey diyor. Ne olacak, çocuklar eğleniyor diyor. Ya şuna baksana. Buna da ne diyorlar biliyor musun? Abi başka istatistikler de var, buna inanma diyorlar. Yani öyle bir kendi kendine kandırma sistemi ki bu. Ya buna bakmana gerek yok. Çevrene bak, bunu zaten görüyoruz. Buna bakmaya ne gerek var? Aklı selimi biraz yerinde olan bir insan görmüyor mu bu çocukların halini? Veyahut bizim halimizi. Muhabbet bitti. Birkaç arkadaşımla oturalım diyelim. Hepsi bir şekilde oyun şeyinle oynuyor. Ya muhabbet vardı eskiden. Yani hakikaten yüksek bir derecede bir delilik yaşıyor. Şimdi Mustafa Bey, aslında o grafikleri gösterdiğinizde dediğim gibi yeterince dehşete kapılabiliyor insan. Çünkü 2012'den itibaren tamamen farklı bir seyir izliyor. Ve hiç iyi bir haber vermiyor. Peki bireysel olarak bize yol haritamızı söyler misiniz? Ben aldım telefonu. Yani nasıl kurtulacağımı söyleyin ama kurtulmadan önceki halimi de yeniden bir de birey üzerinden anlatın. Çünkü bizim bu sendromdan çıkmamız vakit alacak gözüküyor. Hatta söylediğiniz İsrail'deki bir bilim adamına göre imkansız. Ümit yok diyor. Evet. Allahu Ekber diyelim. Yani niyet eden çıkar. Mümkün olduğu kadar şimdi ben yavaş yavaş ayıklayın. Hayır, şöyle demek istiyorum. Şimdi dediğim gibi Instagram'la ilişkimiz şöyle geçmişti. Önce işte Karadeniz'e gidiyorduk. Karadeniz fotoğrafları, deniz, güneş. Yani aslında güzel bir şeydi. Hiç insanların görmedikleri yerlerin görüntüleri var. Herkes birbirinin görüntüsünden istifade ediyordu. Ve orada sizin söylediğiniz mesajların da bize gelme şeyi yüksek. Eyvallah. Çünkü güneşin batışı, doğuşu hepsi fotoğraflanıyordu. Ama özne biz olduğumuzda ne oluyor? Yani özne biz olduğumuzda yani kendimizi teşhir ettiğimizde, evet, gösterdiğimizde narsisizm artıyor, kaygı artıyor, enaniyet artıyor. Yani narsizmle kaygı neden yan yana artar? Çünkü narsisizmin bilinç dışında çok büyük, iki büyük duygu vardır narsisizmin. Bir tanesi çok büyük bir öfke birikimi vardır ve bir de çok büyük bir değersizlik birikimi vardır. Yani aslında paradoksal mı? Yani kendini değersiz hissedip mi narsizme koyulur? Cilal ne kadar cilalayarak kendisini teşhir ediyorsa bil ki o insan iç dünyasında derin bir sefalet yaşar. Çok büyük bir yalnızlık getirir, çok büyük bir kaygı getirir ve çok büyük bir öfke getirir. Peki şimdi bu biraz evvel dediğiniz, yani psikiyatrların masum gördüğü şey, psikiyatrlar bu kadarını gözleyemiyor mu? Gözleyemiyorlar çünkü hipnotize etmiş bizi. Herkes kendini kandırıyor. Abi diyor bana birisi, benim diyor şu kadar izleyicim var sosyal medyada, ne olacak diyor. Hmm. Şimdi dediniz ki öfke birikmesi ve değersizlik. Öfke, değersizlik, yalnızlık, narsisizmin altındaki hisler. Fokur fokur kaynayan hislerdir. Ha, güzel, Allah aşkına güzel bir şeyden bahsedelim. Yine bir ayet-i kerime söyleyeyim. Evet evet, aralarda muhakkak söyleyin ki hep biz şer, hayır ikisini aynı anda izleyebilelim. Buyurun. Estağfurullah. Rabbül Alemin nasıl bilinir üzerine tefekkür etmiş ashabı, bazı Allah dostları. Hadid Sure-i Cellesinde estağfurullah, Sebbeha lillahi fissemavati vel ard ve huvel azizül hakim ve hu mülküs semavati vel ard yuhyi ve yumit ve hu ala kulli şeyin kadir huvel evvelü vel ahiru ve zahiru vel batiru huve bi kulli şeyin alim. Özellikle huvel evvelü vel ahiru fakiri çok derin haller yaşatıyor. Evvelü demek sen zamanın öncesisin demek. Ahirü demek sonranın sonrası. Yani sen evvelin evveli ve sonranın sonrasısın. Zahirü görünensin ve görünenin içindeki hakikatsin. Bu ayeti kerimeyi akılla anlamaya çalışırsak anlayamayız. Ama bu ayeti kerimeyi tertil ile, yani tane tane, yavaş yavaş zikredersek kalbimizde bir şeyler olmaya başlar. Beni bu niye ilgilendiriyor? Çünkü benim çalıştığım mevzu depresyon özellikle ve kaygı. Depresyon zaman açısından bakarsak geçmişin acılarının, utançlarının, geçmişin yetersizliklerinin vesaire tekrarlanması demektir. Geviş getirir gibi aklımıza gelir geçmiş. Hmm. Ya ben geçmişimden kurtulabilsem, al eline sihirli bir değnek dokan bana, geçmişin yok de. Peki evham nedir? Anksiyete dediğimiz şey nedir? Kaygı. Nedir? Gelecek beklentisi. Hmm. Ama bir de an vardır. Şu an. Şu anda ne geçmiş var ne gelecek var. Zat-ı halinizle şu anı biz paylaşıyoruz. Müşterek anımız. İşte bu ayet-i kerime Hadid Sure-i Cellesi. Tekrar hatırlatırsanız, evet. Hadid Sure-i Cellesi 3. ayet-i kerimesi huvel evvelü vel ahir. Sen öncenin öncesisin dedirtiyor Rabbül Alemin bize. Ya bana ne senin öncenin öncesi olman der miyiz? Bir istiyor ki bilelim bu şu içinde yaşadığımız zaman. Peki depresyonla ilişkisini kurar mısınız? Çok büyük ilişkisi var. Buyurun. Demek bizim hayal ettiğimiz, yani benim geçmişimde yetersizliklerim, suçluluklarım yok, bunlar yok diyor Rabbül Alemin. Yok. Şu anda bunlar yok diyor. Bak seni zaman dışına alıyorum diyor. Zaman ötesine alıyorum diyor. Ama yarın şu olacak, bu olacak, bak işte benim şöyle derdim var. O da yok diyor. Sonranın sonrasını alıyorum seni. Öncenin öncesini alıyorum diyor. Rasyonel olarak bunu anlamamız çok zor. Ama bu ayet-i kerimeyi tane tane bu şekilde, Hadid Sure-i Cellesini, Sebbâhe lillâhi fissemâv, her şey onu tesbih eder. Tüyleriniz diken diken olur. Halimiz değişir. İşte bu nedir? Psikolojisinin bize öğrettiği şeylerden bir tanesi hal psikolojisi. Nereye çıktık biz? Peki şöyle yine Matrix'e geri dönelim. Matrix zaman açısından ne yapıyor bize? Zamanımızı sonsuzluk zamanını elimizden alıyor. Evet, an, yani şu içinde yaşadığımız an bizi kurtaran, bak şu an. Ben de suçluluk yok, kaygı yok, sizinle beraberim. Bunu elimizden alıyor. Ya bizi işte kaygımızı arttırıyor. Yani ya geride bırakıyor, geriye takıyor, ya ileriye takıyor. Evet. Ya geçmişin travmasıyla depresif, ya da geleceğin kaygısıyla gene depresif. Evet. Ah. Peki çok özel değilse kendi parkurunuz üzerinden o depresyonla, hani dediniz ya, geliyorlardı insanlar, ruhum karardı değil, pardon, dünyam karardı diyenler ve ben anlamıyordum ama sonra anladım neyden bahsettikleriniz diyorsunuz. O geçiş nasıl oluyor? Bir de böyle deyince mesela bunu henüz yaşamamış, idrak etmemiş bir sürü psikiyatr boşa çıkıyor gibi oluyor. Yeni yeni bir şeyleri fark ediyorum. Yani Kur'an-ı Kerim çalışması başladıktan sonra, bu acizane psikolojik tevil çalışması başladıktan sonra psikolojiyi yeniden anlamaya başladım. Yani insanı Cenab-ı Allah'tan daha iyi bilen kullanma kılavuzunu okuyorsunuz. İmkansız. Evet, kullanma kılavuzunu okuyorsunuz. Ya da biraz tabii bizim coğrafyaya gelince büyüklerden daha iyi bilen olamaz. Tabii. Değil mi? Tabii. Tabii. Ve bu konuda çok, yani insan üzerine yazılmış çok büyük bir hazine var. Öyle bir zenginlik ki, tabii nefs psikolojisi üzerinden gidiyorum. Hadis-i şerifte men arafe nefsehu fekat arafe rabbehu buyurulur. Eğer bu yapıyı anlarsak, nefs yapısını anlarsak Rabbimizi anlıyoruz. Eğer Rabbimizi anlayacaksak her şeyi anlıyoruz sultanım. Peki Mustafa Bey. Yani aynı şeyi bizim Yunus'umuz da söylemiştir. İlim kendin bilmektir diye. Evet. Eğer biz kendimizi çözersek, kendi kitabımızı ikra kitabek, kendi kitabımızı okuyabilirsek, bu yeni psikoloji vasıtasıyla her şeyi anlamaya başlayacağız. Çevre kirliliğinden, ekolojik dengenin bozulmasından, her şeyin sebebini anlamaya başlayacağız. Niçin öyle yaptığımızı. Evet. İkra kitabe, kitabını oku diyor. Aslında biz muhteşem bir kitabız. Aman Allah'ım, ne kadar muhteşem bir varlık insan ya. Peki siz zamanınızın önemli, hayatınızın önemli bir bölümünü Batı'da geçirdiniz ve halen geçiriyorsunuz herhalde. Orada bunu fark edenler çıkıyor mu? Yani bu ancak temasla mı olan bir şey? Şimdi Batı büyük arayışlar içinde. Ama Batı psikolojisi maalesef bir yerlere... Yani çünkü biz de o psikolojiye tabiiz. Evet, bir yerlere kadar gelmiş, takılmış, ondan sonra da ilerleyememiş. Mesela Batı'da hala bir nefsin, yani psikenin bir tanımı yok, psikenin bir tarifi yok. Nefs diye bir şey var mı? Nefs diye bir şey yok. Mesela işte Freud'un insanlık trajedisi olan buzdağı sembolüyle anlatır insan psikesini. Jung biraz daha böyle bir küre şeklinde falan anlatır ama orada durmuştur. Yani mesela bunu kim anlamış? Abraham Maslow diye bir... Humanitarian Psychology'nin temsilcilerinden bir tanesi, çok da zeki birisidir, 160 IQ'su vardır. Biz insanı beline kadar anladık diyor. Belinden yukarıya. Şimdi artık belden yukarısını da anlama zamanı geldi. Şimdi inşallah o nefs psikolojisiyle olacak. Yani pek rastlamıyorsunuz. Yani Batı'da. Evet. Yok. Batı'da yani o yok. Şöyle de biraz bir istisna yapalım. İnsanın kendisini bilmesi iki yoldan olur. Bir tanesi tasavvuf ekollerinde insan kendisini keşfedebilir, bilebilir. Orada tabii çok daha derin bir bilgi vardır. Mesela bir Avrupalı, Amerikalı mutasavvuf derviş çok derin bir insanlık bilgisine sahip olabilir ama tasavvuf erbabı konuşmaz. İlmi haldir oradaki. Konuşanlar kal, işte bizim gibi psikiyatrlar, psikologlar. Ama onun dışında yani İslam'la, tasavvufla müşerref olmamış insanların batıda, batı dünyasında psikoloji üzerine bilgileri çok kısıtlı. Ben bunu şunun için soruyorum. Çünkü eskiden işte ne bileyim bundan 30 sene evvel Avrupa'da işte ben Fransa'ya gittiğimde görmüştüm. Herkesin bir pisisi vardı. Pisi diyorlardı. Pisi. Evet. Şimdi artık bizde de öyle. Ve çok küçük yaşlara kadar inmeye başladı. Ama hangi bilime tabi olduğumuzda şimdi sizin anlattığınızdan anlıyorum. Yani derman aradığımız yerde bize pek derman bulabilecek gibi gözükmüyor. Peki o zaman ancak sahiden işte bir ciddi hastalıklarımız olabiliyor. Yani ciddi hastalıklar olabiliyor. Değil mi? Psikoloji, psikiyatride. Bir tek onları mı teşhis edip onlara da bir takım ilaçlar verip halledebiliyor? Yoksa aslında çok daha yaygın olan mesela işte bu şu anda deminden beri anlattıklarınız. Bu da aslında bir hasta profili. Ve belki geçen programda söylemiştiniz küfür gerçeğin ve güzelliğin perdelenmesi, örtülmesi. Biz işte hakikati göremememiz. Bize bunlarda yardımcı olması, işte o terapilere gitmemiz falan, bir tonda para harcamamız. Bunu şeye benzetebilir. Fakir senelerce yaptığımı size söyleyeyim. Evet. Grup terapileri yaptım, işte ilaç kullandım, bireysel terapiler yaptım, sevgiyle yaptım. Yani aşkla samimiyetle yaptım bunu. Samimiyetle yaptım bunu. Evet. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Bir büyük su deposu düşünün. Orada bir patlak oluyor. Orayı şey yapıyorsun. Öbür taraf patlıyor. Bana geliyor işte ne bileyim biraz grup terapisi, biraz bireysel ilaç. Ama umumi manada insan psikolojisine bize rağmen baktığınız zaman 1900'lerin başında %2 olan depresyon miktarı bize rağmen, bakın bize rağmen bütün bu psikoloji ve psikiyatri camiasına, milyonlarca sayfa yayınlanan kitaba, beynin bütün inceliklerini biliyoruz. Aman Allah'ım yarabbim işte sürücüler arasındaki o iletişimler vesaire her şeyi biliyoruz. The Brain Project, The Human bilmem ne Project bile rağmen bugün depresyon oranları hanımefendilerde %40. Peki bu nasıl bir bilimdir ki? Ben buna bir eksponansiyel paradoks diyorum. Üstel paradoks diyorum. Biz bildikçe insan psikolojisi daha kötüye gidiyor. Niye? Çünkü kullanma kılavuzunu okumuyoruz. Çünkü Rabbül Alemin'in insan konusunda ne söylediğini okumuyoruz. Çünkü taklitçi olarak, mukallit olarak kendi diniyle kavgalı, materyalist, bilimsel paradigmanın dine alternatif olarak çıkardığı, işe yaramayan, kısmi olarak işe yarayan, davranışçı kognitif terapiler işe yarıyor, grup terapileri yaptım insanlar memnundu, ilaç veriyoruz depresyonlara karşı vesaire. Mesela ilaç almak depresyona karşı iş görür mü? İlaç tabii ki gerektiği zaman fakir de veriyorum. Ama bütün bunlara rağmen büyük resme baktığınız zaman depresyonlarda artış var, ömür boyu şeye baktığınız zaman. Yani 2012'ye gelmeden önce de zaten öyle bir seyir izliyor ama 2012'de artık zıplayarak ilerliyor. Twenge'nin birinci kitabını, Ben Nesli kitabında bu çok samimi bir dille, çok dürüstlükle anlatılıyor. Yani biz çuvalladık. Hastalığı ortaya koyuyor. Biz çuvalladık. Yani biz bu işi laboratuvarda insanı anlayacağız dediğimiz, sadece laboratuvarda anlayacağız dediğimiz için çuvalladık. Ben bir nöfrologla, bir kardiyologla otursam onlar bana insan hayatının uzadığını anlatacaklar. İşte bütün anlatacaklar somatik tıptaki gelişimleri. Bana deseler peki sizde ne oluyor? Ne diyeceğiz Allah aşkına? Yani psikiyatriyi falan inkar etme manasında söylüyor ama yetersiz. Çünkü inatla insan nedir? Aslında insan nedir? Araştırmak istemiyoruz, bilmek istemiyoruz inatla. Nereden başlıyor insan nefsi yoksa? Yani batıda. tamamen yani maddeye indirgenmiş bir insan. Mesela insanın ruh artı beden yaratıldığını, ruh meal ceset yaratıldığını, insanın ruhunun başka bir boyuttan gelen başka bir incelik olduğunu bilmiyorlar, kabul etmiyorlar. Tamam, kabul edilen ne? Tamamen maddeye indirgenmiş bir insan. Geçen gün bir Almanya'dan bir arkadaşımla konuşuyorum. Psikosomatik tıp çok önemlidir. Yani ne bileyim işte sıkıntıdan midenizde ülser olur, başınız ağrır vesaire. Dedim ya, bir sürü psikosomatik hastalıklar vardır, tabii, değil mi? Tabii. Psikosomatik ne alemde dedim. Ben bayağı çalıştım psikosomatik üzerine. Ne psikosomatiği ya o dedi. Kabul etmiyorlar ki artık dedi. Yani psikosomatik bile bitmiş. Tamamen maddeye indirgenmiş. Ama o da maddi olarak gözlenen bir şey. Ama işte onun psikenin maddeyi etkileyebileceğini kabul etmiyorlar artık. O kadar. Evet, o kadar. Şaşırdım. Ha, ileride değil, olmadığı gibi geri mi gidiyorlar? Evet, öyle gözüküyor. Çok üzücü bir şey ama öyle gözüküyor. Ay, güzel şey anlat Allah aşkına. İçim sıkıldı, içim karardı. Yok, siz... Bak, yoksa bir ayet-i kerime daha gelir. Evet evet, çok iyi, siz söyleyin. Bir de belki şimdi siz dediniz ki gelen mesajları almıyoruz. Eyvallah. Yani işte elimizdeki cep telefonu. Bir seyircimiz yazmış şimdi. Mesela dua etmekte. Uzun uzun Cenab-ı Allah'la konuşarak dua etmek. Bu da mesela... Eskiye nispetle herhalde hayatımızdan çıkan bir şey. Çünkü irtibatımız kopuyor. Şimdi Rabbül Alemin'in bu yarattığı sistem içinde. Şimdi ben psikoloji açıdan buna zaten hallerinizi açıklayacağım. Şey için söylüyorum, hani kalbin beslenmesinden söz ettiğiniz ayet ve mesajlarla, daha doğrusu ayette söylenen gibi tabiattan, oradan buradan, bazen bir insan görerek de olur bu herhalde. Her yerden bir mesaj alıyoruz, değil mi? Eyvallah. Ve biz bundan nurlanıyoruz. Öyle söylediniz. İçim açıldı, ferahladı. İçimiz açıldı. Ne güzel. Evet. İman nuru derler buna. Bir İman irtibatı nuru. Yeniden kuruyoruz. Ama şimdi kabloyu kestik diyorsunuz. Kestiğimiz zaman zaruri olarak, bakın zaruri olarak, mecburi olarak yaptığımız, zorunlu olarak yaptığımız ibadetlerle yani mükellefiyetle muhabbet aynı şey değildir. Severek ibadet etmek. Ya hızlıca namaz kılıyoruz mesela. Yani yatmak, kalkmak Allah emretti diye, yoksa beni cehenneme atacak diye, bu işin mükellefiyet yönü. Mükellefiyet yönü, ki olmazsa olmaz, dinin kanatlarından bir tanesidir. Diğer yönü muhabbet yönüdür. İşte eğer kalp açılırsa, kalp geçidi açılırsa, oradan gelen o akışla, muhabbetle ibadet. Yani yakin kazanıyor, yaklaşıyoruz Rabbimize. Çok güzel Muhakkik-i Tirmizi Hazretleri manevi kalbi açıklayan bir mecaz sunar. Gözün akını gönle benzetir, gönül. Renkli kısmını kalp, ortadaki delik fuat ve oradan da bir nur fışkırır der. Bakın bütün bunlar söylenmiş. Şu anda sizin gözünüzden, mübarek gözlerinizden nur fışkırıyor. Orta Asya'da da nazarınıza rahmet derler. Teşekkür manasında. Bayılıyorum. Çok mersi falan diye böyle dandik şeyler söylemekken nazarınıza rahmet. Zat-ı halinizin nazarınıza rahmet, oradan bir nur fışkırır. Bu da fışkırsın babında mı bu niyaz? Nazarınıza rahmet. Nazarınıza rahmet, sanki onu Cenab-ı bir Hazreti Mevlana, aşıkların sultanı dayanamaz. O nurun üstünde de aşk vardır der. Yani gönül, kalp, oradan bir nur fışkırıyor ve aşk, işte Rabbimizle ve o şekilde bağlantı halindeyiz. İşte eğer orası kapanırsa ne görüyoruz burada? İnsanlar artık ibadetlerinden tat alamıyorlar. Birçok insan bana geliyor, ben ibadetlerimden eski tadı alamıyorum. Namazımı eda ediyorum mesela ama tad alamıyorum. Çünkü bağlantı kesildi. Anlatabiliyor muyum? Nasıl bir insanlık trajedisi? Yani şu işgal edilmiş oluyor zaten. Evet, yani sanki şey kesildi. Kalbinde, beyninde kesildi. İşgal edilmiş oluyor. Evet. O zaman işte secdede bile zevk alamıyor olabiliyor ki işte müşteki oluyor. Evet. Ve nitekim birçok insan da dininden kopuyor. İşte meydan. Yani gördüğümüz grafiklerde meydanda şey olur. Evet, hem din hem Allah inancı hem evet, maneviyat, hepsinde düşüş. Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi ister istemez az vaktimiz kaldı ama aslında insanlar psikiyatrlarla ilgili çok şey merak ediyorlar. Biz geliyoruz mesela işte sizin huzurunuza böyle 40 dakika 50 dakika neyse. İşte dertlerimizi anlatıyoruz, bir daha anlatıyoruz, bir daha anlatıyoruz filan. Siz de hiç konuşmuyorsunuz. Değil mi? Konuşmuyorsunuz genelde. Duruma göre. Öyle mi? Ama yani fazla konuşmamak lazım tabii. İnsanlar neden memnun oluyorlar böyle gelip anlatmaktan dertlerini? Şimdi... Yani çünkü karşı tarafta bir psikiyatr var ve o beni aslında seviyor filan da değil veya sevmiyor da değil. O mesleğini icra ediyor. Ben bir özneyim, hastayım ya da işte neyse yani bana mesleğini icra edecek. Bu aslında toplumsal bir değişimin de mi tezahürü? Amerika'da bizi tabir etmek için psikiyatrları evet, bir tabir kullanılır. Buyurun. Shrink derler. Ne demek? Shrink böyle şey deli, psikiyatr falan manasında. Bir başka daha tabir daha kullanırlar. Hastalarından nefret eden psikiyatr derler. Psychiatrists who hate their patients. Hani düşün öyle sakallı psikiyatr, pipolu mipolu hadi gelmiş anlatıyor, salya sümük anlatıyor falan, notlar alıyor falan. Notlar alıyor. Ya şu bitsin, şu işte gitsin gibi. Ne yapsın adam her gün bir ton adam bıkmış artık her gün sabah saldıracak adam. Yetti artık falan diye de. Artık gitsin falan. Peki biz ne yapıyoruz ne psikolojisinde? Sultanım efendim bir gece evvelden dua ediyoruz. Abdestli giriyoruz terapiye. Karşımızda Hazreti İnsan var şuuruyla karşısında edeple, hürmetle durmaya çalışıyoruz. Burada çok büyük bir fark var. Yani Allah bana yeni birini gönderdi. Yeni bir insan gönderdi. Ben de derman arıyor. Ben de ne varsa yapabileceğim. Diyoruz Allah'ım şu aciz kulun. Sen bana yardım et. Evet şu aciz kulun. Bu insan geldi benim şu kadarcık ilmimle hoşaf kaşığı bulaşığı kadar güzel bir tabirdir o. İlmimle ben bunu ne anlarım, nasıl yardım ederim, senin yardımın olursa bu iş olur diye dua ediyorum. Acizimi belirtiyorum. Peki ne oluyor o zaman? Ne oluyor? İnsanın bir şikayet ettiği yönleri vardır. İşte bir nefse emmaresi vardır. İşte beğenmediğimiz yönleri falan vardır. Değil mi? Ama insanın bir de canı vardır. Canlar buluşuyor sultanım eğer böyle yaparsak. Eğer sizin gönül aynanız temizlenmiş ise o kişi sizde canını görüyor. Kendi canını. Siz de onun canını görmeye gayret ediyorsunuz. Hangi hadis-i şerif? Mümin, müminin aynasıdır. Bak nereye geldik? O zaman bir psikiyatra bütün gün bir sürü ayna mı tutulmuş oluyor? Bunu o şekilde tabi şey yapmayalım. O tarzda, o şekilde insanın karşısına oturduğunuz zaman bir şeyler oluyor. Peki Mustafa Bey çok özür dilerim bir de bunu sormak istiyorum. Çünkü böyle bir tecrübem olmadı inşallah olmaz ama. Şimdi oturdum ben böyle anlatıyorum size diyelim işte ne kadar sürüyor bilmiyorum. Ama herhalde 40-50 dakika değil mi? 50 dakika bir saat falan evet. Yani daha fazla da aynı insan birisini dinleyemez herhalde sürekli. Bazen istisnai olarak biraz uzuyor ama yani o civarda. Gelen kişi de daha uzun belki anlatamaz. Siz o arada ne yapıyorsunuz? Yani dinliyorsunuz. Yani modern psikoloji bilimiyle okumuş, etüt etmiş işte ne diyelim psikiyatr ve psikologlar. Nasıl bakıyor ona? Yani ne diyor? Bunun işte şusu nelerini tespit edebiliyor? Şimdi ilk baştan bütün psikiyatrlar gibi bir teşhis koymaya çalışıyorum düşüncelerimle. Yani nedir karşımda nasıl bir patoloji var vesaire. Anamnezini alıyorum. Bu acı nasıl çıkmış meydana? Ailede neler yaşanmış vesaire bildiğimiz. Tasnif ediyorsunuz. Yani normal bir araştırma yapıyorum. Psikiyatrik ön araştırma yapıyorum. Ondan sonra da eğer rüya çalışması yapmadıksa bizim şimdi nefs psikolojisinin esas ana damarı esas çalışmamız rüyalar üzerinden. O tabii bambaşka yeni bir boyut açıyor. Çünkü orada artık birisi daha devreye giriyor. Bakın diyelim ki zat haliniz fakire geldiniz. Siz varsınız. Fakir varım. Ama bir de mürebbi var. Sizin rüyalarınızın yazarı var. Yani hani iki kişinin yani üçüncüsü... Size gelen mektup ya, bir yerden iki gelen kişinin üçüncüsü de var abi. Dolayısıyla o tabii terapiye bambaşka bir boyut katıyor. Orada da çok pasif kalıyoruz. Yani kalkıp da rüyaların yorumunda biz artı bir şey eklememeye, fenomenolojik bir yaklaşımla, yani kişinin kendi tabirine mümkün olduğu kadar uyarak rüya çalışmak. Modern psikolojiyle değil. Modern psikoloji yapıyı bilmiyor ki. Evet. Mesela ne bileyim çok güzel bir çok örneği var ama diyelim ki çok güzel bir yerlerdesiniz. Böyle bir cennet gibi bir bahçedesiniz vesaire. Modern psikoloji onu bir regresyon olarak görebilir. Gerileme olarak görebilir. Bilmiyor ki yapıyı. Bilmiyor evet. ki insanın içinde bir iç cehennemi bir de iç cenneti olduğunu. Onun için gidip insanlar geri geliyorlar. Peki o zaman şöyle bağlayalım mı? Biz bir gün inşallah sizden söz alalım. Biraz emrivaki gibi oldu ama bu nefs psikolojisini ve 900 katlı insanı konuşalım. Konuşalım. Ama tek şimdi çok az vaktimiz kaldı. Ne kadar? 2-3 dakikamız kaldı. Başa dönersek Matrix sendromundan kurtulmak için bu inşallah konuşmaları dinlemiş kimse onunla vazifeli insanlar harekete geçmesi bir yana biz bireysel olarak ilk ne yapabiliriz bugün yayını dinledikten sonra? Bir defter alacağız. Deftere nerelere giriyoruz, ne kadar kalıyoruz, ne yapıyoruz? Evvela bir bilançosunu çıkarmaya çalışacağız. Bu arada çok güzel kitaplar var. Cep telefonu bağlılığımdan, hatta bugün Pakistanlı bir hoca konuştu şeyde, başka bir sempozyumda. Ha, bir tonda sempozyum yapılıyor değil mi bu konuda? Tabii. O mesela öyle bir kitap yazmış. Bir İngiliz hanımefendinin çok güzel bir kitabı var. Evvela birkaç kitap alıp cep telefonu bağımlılığından nasıl kurtulurum diye o kitapları okuyabiliriz ve kendimizle bir muhasebe yaparız. Ya ben nerelerdeyim gün boyu? Ne kadar kalıyorum diye. Tabii bunu zaten telefon da sana veriyor senin screen time, ekran zamanı ama ayrıntısını vermiyor. Dolayısıyla bir şunları yapmazsam ne kaybederim belki? Soru o değil mi? O da olabilir. Yani neticede... Şu kadar saati geçirmesem evet, ne kaybederim? Haber bakmak yerine spor yapabilirdim mesela. Hı. Veyahut ne bileyim ben işte o surfing yapmak yerine denizde surf yapabilirdim. Yani evet. gibi. Tekrar buradaki soruyu sorayım ben kitabın başında. Bugünün süper bağlantılı gençleri neden bu kadar duyarsız, hoşgörülü ama daha mutsuz ve erişkin olmaya hiç hazır değil? Ve bu bizim için ne anlama geliyor? Ben neslinin yazarından. Ben neslini de beraberinde okusunlar mı Kaknus yayınlarında? Ben neslini de okusunlar. Çok önemli. O kitap da çok önemli. O kitap da terbiyesiz eğitim sisteminin Amerika'da çıkan verdiği zararları anlatıyor. Evet, onu geçen programda konuşmuştuk. Evet, eyvallah. Ve ondan hayatımız nasıl şekilleniyor? Daha doğrusu bütün dünyanın hayatı ki bu demin gösterdiğiniz verilerde de vardı. Değil mi? Eyvallah. Hepsi birbiriyle irtibatlı. Ama söylediğiniz gibi, gösterdiğiniz gibi 2012 yılından beri hakikaten bizim için çok vahim bir tablo var. Ve biz inşallah bundan toplumsal çıkamasak bile bireysel olarak çıkmaya gayret edelim. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Merter. Fakir teşekkür ederim efendim. İnşallah bir dahaki sefere İnşallah. 900 katlı insan ve nefs psikolojisini konuşacağız. Eyvallah. Sözünü de aldık. Emrivaki oldu, kusura bakmayın. Evet, bu ülkede bu akşam masum gibi gözüken aslında az çok hepimizin müşteki olduğu cep telefonu ve aslında cep telefonunun içindeki sosyal medya ile ilişkimiz ve bu ilişkimiz dahilinde onun arkasında bütün dünyadaki insanlarla ilgili topladığı verilerle var olan yapay zekanın aslında bizi ne kadar kısa zamanda teşhis edip zaaflarımızı ortaya koyup bizden yeniden bir insan ve insanlardan bir toplum inşa etmeye girişiyor. Bu görebildiğimiz daha neler yapıyor onu bilmiyoruz. Bundan nasıl kurtulabiliriz? Mustafa Merter Hoca ile konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.